AK Parti ilçe teşkilatı dün sabah basın mensupları ile kahvaltıda buluştu. AK Parti ilçe başkanı Kemal Sancaktar önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti ilçe başkanı Kemal Sancaktar AK Parti ailesiyle birlikte yaptığı ve adına korkuteli sohbetleri dediği basın toplantısında ilçe halkına birçok müjde verdi. Geçtiğimiz hafta Ankara'da bulunduğunu ifade eden Sancaktar Ankara'da yaptığı görüşmelerle ilgili basın mensuplarını bilgilendirdi. AK Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar bugün 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 3. yıl dönümü. Milletimiz 3 yıl önce bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm halkımıza bir çağrısıyla vatandaşlarımızın sokaklara inerek artık bu ülkede hiçbir gücün darbe yapamayacağını tüm dünyaya göstermiş oldu. Ben öncelikle 15 Temmuz şehitlerimizden simge isim olan Ömer Halis Demiri ve ilçemizden Yasin Naci Ağaroğlu kardeşim başta olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitlerimizi ve bu vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Gazilerimize geçmiş olsun diyorum. Unutmadık ve unutturmayacağız. Biz göreve geleli, atanalı bugün 4 ayı doldurduk. 4 ay önce hayırlısı ile göreve başladık. Korkuteli AK Parti ailesi ve basınımız ile bir araya gelmek istedik. Yani AK Parti yönetim kurulu üyelerimiz, kadınlarımızı temsilen kadın, gençlerimizi temsilen gençlik kolları başkanlarımız ve meclis üyelerimiz, 31 Mart seçimlerinde Korkuteli Belediyesini kazanmak Cumhur İttifakına nasip oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesini almak nasip olmadı. Milletimizin takdiri böyle oldu. Biz buradan alınması gereken dersleri alarak önümüzdeki süreçte ne yapılması gerekiyorsa bunları yapacak ve mücadelemize devam edeceğiz. Seçim döneminde ben göreve geldiğimde yönetim kurulumuz yoktu. Herkes gönüllü bir şekilde AK Parti kadroları olarak yönetim kurulu üyelerinden daha fazla çalıştılar. Ellerinden geleni, fazlasıyla yaptılar. Biz öncelikle burada seçim döneminde fedakarca çalışan AK Parti kadrolarına, tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Seçime Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi çatısı altında girmiştik. Seçimden sonra 6 meclis üyesi çıkardık. Daha sonra ayrılarak kendi grubumuzu kurduk. Kendi grubumuz ilçe çalışmalarımıza, grup toplantılarımıza meclis üyelerimizle birlikte sürdürüyoruz. Ömer Başkan göreve başlayalı yaklaşık 3,5 ay kadar oldu. Geride kalan sürede uyum içinde göreve devam ediyoruz ve edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. İnşallah ilçemiz adına Cumhur İttifakı'nın farkını da ortaya koyacağız. Ömer Başkan'a sonuna kadar destek olacağız. Meclis grubumuzda da bugüne kadar tam desteğimizi veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Memleketimiz adına yapılan bütün güzel işlerde yanında olacağız. Ömer Başkan ve AK Parti arasında çok güzel bir istişare mekanizması çalışıyor. İlçemiz adına faydalı olan her kararın arkasında sonuna kadar dimdik duruyoruz. Seçim sonrası yeni yönetim kurulumuzu oluşturduk. 8 Mayıs 2019 tarihinde de yönetimimizin ataması yapıldı. Yönetimimiz göreve geleli 2 aylık bir süre oldu. Çalışmalarımız o günden bu yana sürüyor. Parti büyüklerimiz ile yapmış olduğumuz istişareler sonrasında karma bir yönetim oluşturduk. Yürütme kurulumuzda şu isimler yer alıyor. Ekrem Tatlı, Siyasi Hukuk İşleri Başkanı ve Başkan Vekili Ahmet Erdoğdu, Teşkilat Başkanı Hüseyin Torun, Seçim İşleri Başkanı Bahattin Arıtürk, Basın ve Medya İlişkiler Başkanı Nur Şahin, Sosyal Politikalar Başkanı Ömer Ali Aygün, Yerel Yönetimler Başkanı Mahmut Bilgiç, Ekonomi İşleri Başkanı Sezai Günal, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Celal Koç, İdari ve Mali İşler Başkanı Zübeyir Şeker, Parti Sekreteri Yönetim Kurulu üyeleri Dursun Demir, Hüseyin Cevat Tutulmaz, Muammer Taş, Mustafa Develi, Osman Nuri Kök, İbrahim Yavaş Tuncay Okutan, Sedef Kaymakçı, Esra Betül Tekin, Halit Yıldırım, Mehmet Barut, Ramazan Bayer, Hayri Sarıdoğan, Süleyman Şahin, Ali Şeker, Şerafettin Önce, Salih Sarıca, Kemal Yılmaz, Ayşe Büyükgöz, Tülay Yıldız, Kadın Kolları Başkanı, Hamdi Murat Urlu, Gençlik Kolları Başkanı. Geçtiğimiz hafta içerisinde Ankara'da bazı temaslarımız oldu. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlardan en önemlisi doğalgaz artık son noktaya gelindi. Ayın 19'unda yer teslimi yapılıyor. İmzalar atıldı. Mühendislik ihalesine şu anda hiçbir itiraz yok. Ayın 19'unda yer teslim edilecek. 22 hafta sonra yani 5 ay gibi bir süre içerisinde doğalgazın proje hazırlama işi bitiyor. Yılbaşında da yapım ihalesi yapılacak ve kazma vurulacak. Ödeneğimiz hazır. En hızlı şekilde doğalgazın ilçemize gelmesi için ne lazımsa biz de çalışacağız. Bu olay 2015 yılından bir süreç. Geçen ay içinde şiddetli yağmurlar oldu. Bu nedenle sel felaketleri oluştu. Bu olaylardan önce Antalya'da girişimlerde bulunmuştuk. DSİ bölge müdürümüz ile istişareler ettik. Uzun oluk derimizin ıslahı ve o bölgeyi en güzel hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız çalışmalar şu anda başladı. İki tane organize sanayi bölgemiz var. Birisi mermer organize sanayi, diğeri karma organize sanayi. Mermerde sona yaklaşılmış durumda. Müteşebbis heyetin yatırması gereken bir para var. Bir kısmını ticaret odası, bir kısmını bakanlık ödüyor. Biz bu konuda bakanlık yetkilileriyle istişarelerimizi yaptık. İnşallah organize sanayiyi de ilçemize en kısa sürede kazandıracağız. Karayollarında yapımı devam eden Korkuteli Elmalı yolu 8 Ağustos 2019 günü Öküzgözü kavşağına kadar açılacak. Bucak Korkuteli yolunda ödenek sıkıntıları vardı. Bu konuda girişimlerde de bulunduk. İnşallah Bucak yolunda da çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Bu sürecinde takipçi olacağız. Sağlık Bakanlığı konusuna gelirsek ilçemizin 58 bin nüfusu var ama yaz aylarında bu 150-200 bin gibi sayılara ulaşıyor. 58 bine göre dağılım yapılan doktorlar bakımından biz bu durumu anlattık. Aynı durumu belediyede yaşıyor. 58 bine göre para alıyor ama 200 bin kişiye hizmet ediyor. Doktor eksiklerimizi ilettik. İnşallah en kısa sürede çözüme kavuşacak. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi diye yeni bir sistem çıktı. Eski hastanemizin olduğu yere Sağlıklı Hayat Merkezimiz açılacak. Çok kapsamcı küçük bir hastane gibi içinde diyetisyen, psikolog, diş hastanesi gibi birimlerin olduğu çok kapsamlı bir binamız olacak. Hükümet konağımız ile ilgili de Süleyman Soylu Bakanımızın 2020 yılına aldıracağım diye bir sözü var. Eğer 2020'de başlanırsa inşallah 2 sene içinde onu da bitiririz diye düşünüyoruz. Tarım konusuna gelince kırsal kalkınmada Korkuteli 12 etaptaydı. Şimdi 13. etaba geçiyor. Daha güzel hibelerden yararlanacağız. Sanırım Tarım İlçe Müdürlüğümüze Temmuz veya Ağustos ayında bilgilendirme gelecektir. Milli Savunma Bakanlığımız ile ilgili bazı girişimlerde bulunduk. Bununla ilgili inşallah kısa süre sonra sizlere güzel bir müjde vereceğiz. İlçemizin kaderini değiştirecek bir proje üzerinde duruyoruz. Antalya ve Korkuteli'nde kurum ziyaretlerimize başladık. İl Sağlık Müdürümüzü ziyaret etmiştik. Bir tane sıfır ambulans aldık ilçemize. 112 acil hizmetlerinde kullanılmak üzere. İş Kuril Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler kapsamında 6 aylık geçici personel alımları belediye başta olmak üzere bazı kurumlarda çalışan personeller vardı. Bu konuda da girişimlerimiz sürüyor. En yüksek sayıyı almak için uğraşıyoruz. Ömer Başkan tarafından başlatılan Toplam Çözüm Ekibi projesine de başta kaymakamımız olmak üzere tüm kurumlarımızla biz de elimizden geldiğince her salı günü gidiyoruz. Halkımızın yanında olacağız. Bu proje daha da gelişti.